Merhaba sayın yol sakinleri. Yolda olmayı seven arkadaşlar merhaba. Hem gidelim hem de biraz alışkanlıklardan nasıl vazgeçeriz? Onlardan bahsedelim biraz. Yıllar önce yoğun sigara kullanan bir adamdım ben. Yani günde 1,5 paket dağıttıklarımla beraber 2 paketi buluyordum. Umarım siz böyle şeyler yapmıyorsunuzdur. Yaş 25 civarlar, 25-30 o arası. Yoğun sigara içiyoruz. Babam da iyi içiciydi, iyi tütün içerdi. Rahmet Allah rahmet eylesin. Ailede de zaten başka kimse o zamanlar yoktu. Şimdi biri daha içiyor da. Birkaç kez bırakma teşebbüsünde bulundum. Bıraktım, sakız çiğnedim olmadı. Bıraktım, çekirdek çittim olmadı. Vesaire. Bunların birçoğunu denedim ve olmadı. Çünkü önce bir konfor alanından çıkılması gerekiyor. Sonra bir gün, o zamanlar tabii çalıştığım yer Ege'nin güzel bir, hatta Marmara'nın orası ya. Marmara'nın güzel bir iliydi. Her ne kadar ilde çalışıyor olsam da böyle çok böyle dağlık tepelik bir yerde çalışıyordum. Servis aracına bindim. Tabii servis aracına binmeden önce şöyle bir sigaramdan son nefes çektim, söndürdüm, öyle bindim yani o raddede içiyorum. Bir 10 dakika gittim. Servisle bir 10 dakika gittikten sonra telefonla dediler ki ya yukarıda yani ofiste biri kaldı. Bekleyin. Onu göndereceğiz. Yani bekleyeceğimiz 10 dakika. Bilin bakayım ne oldu. Hemen ya 10 dakikada ne yapılır? Sigara içilir. O zaman içelim. Dendi. Aslında o sigaraya benim ihtiyacım yoktu. Yani canım da istemiyor aslında. Ama bir eşleştirme yapıldığını fark ettim. Yani boş zaman ne yapılır? Sigara içilir. Sonra bu eşleştirmeleri bulmak için elimden geleni yaptım. Ben sigarayı beynimde neyle eşleştiriyorum? Neyle eşleştiriyorum? Ben bir geçeyim. Şurada konumlanayım geri tekrar. Sigarayla neyi eşleştiriyorum? Yemeği. Sigarayla neyi eşleştiriyorum? Boş vakti. Sigarayla neyi eşleştiriyorum? Kahveyi, çayı. Arkadaş ya da muhabbet, can sıkıntısını, rakıyı, viskiyi, birayı, her şeyi eşleştirebiliyorum. Epey bir müddet bunları yazdım ben. Yani şunu yaptım. Sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısından sonra kaç tane sigara içiyorum? Yazdım bunu. Öğlen yemeği. Kaç tane sigara içiyorum? Yazdım bunu. Bunların hepsini yazdım. Sonra yavaş yavaş bu bağı koparmak için, yani bu eşleştirmeleri koparmak için onları bıraktım. Yani ne yaptım? Kahvaltıyı bıraktım. Bu sayı örnek vermek için kahvaltı yaptıktan sonra içtiğim 5 tane sigara bir taneye indi. Sonra kahvaltıya başladım, öğlen yemeğini bıraktım. Beynim ne zaman bu eşleştirmeleri artık kopardı, tekrardan onları yapmaya başladı. Ve artık sigarayı 40 yılda bir aklıma gelirse, belki bir içeceğin yanında, belki bir şöyle bir güneşlenme isteği doğduğunda vesaire içiyorum. Hiç bıraktım demedim.
Burası da önemli. Bizde bir çevre baskısı oluşuyor. Sigarayı bıraktım dediğim her anda, sağ olsun sigara arkadaşlıkları kurulduğu için, sigara içmeye giderken birini illaki çağırıyorsunuz. Sizin sigara içmeyi bıraktığınızı deklar ettiğinizde, söylediğinizde, ya zaten bırakamazsın arkadaş, gel 3 gün sonra geri başlayacaksın, boşver diye aslında bu iradenizi kırıyorlar, farkında değiller. Çünkü kendilerinin iradesi hep kırılmış. Hiç bıraktım demedim. Hiç bıraktım demedim bunun için. Her sigaraya çağırana yeni attım, teşekkür ederim dedim. Bu da önemli bir faktör. Yeni attım, teşekkür ederim, İçmeyeceğim, sağ ol, canım istemiyor diyebilmek önemli bir faktör. Bunun için hiç sigarayı bıraktım demedim, şu anda da demiyorum. Çünkü bir tane dahi olsa içseniz, siz artık sigara içiyorsunuzdur. Dediğim gibi şimdi belki 2-3 haftada bir arada sırada alırım paketi, cebimde durur, unuturum. Herkes kendine göre bir sigara bırakmayla alakalı bir metodu oluşturması lazım. Genel geçerli metotlar pek uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanların yaşam biçimi farklı. Düşünün, 4 güne 5 güne bir nöbet tutan biriyle sabah 8 akşam 5 çalışan biri ya da sanayide çalışan birinin sigarayı bırakma algoritmaları, sigarayı bırakma metotları aynı olamaz. Onun için herkes kendi metodunu, kendi sistemini bulmak zorunda. Mümkünse içmeyin arkadaşlar. Bunların hepsi kötü alışkanlıklar. Eyvallah, yol verdim. 26 NH 780. Sağ olasın.